Herkese iyi günler arkadaşlar. Şimdi uzun zamandır bilen biliyor. Hep arkadaşlarla paylaştım. Benim bir projem vardı. Projem şuydu. Bu normal orijinal Etix'in namlusunun dış paslanmaz çelik borusu. Biz bunun içine işte böyle karbon ilavesi yapıyoruz. Bunun için değil. Namlu salınımı olmasın diye. Ondan sonra. Ve bu metal hem ağır hem de gene de içinde boşluk kalıyordu. Ben de dedim ki ya bu metali niye biz böyle komple karbon yapmıyoruz? Bir tane örnek vereyim. Normalde benim yaptırdığım böyle ikisi iç içe geçme değil. Bu kalınlıkta özel bir karbon yaptırıp tornayla buraları yedik. Şu parçaları yedik. Şimdi böyle yapıp direkt bu şekil o yapsam olur mu diye bir projem vardı. Onu yaptım. Yapmak için şu dişliği şu karbonun içine girecek kadar yedik. Torna görüntüleri var. Yani şuraya kadar gelecek kadar karbonu portun dişlerini tornada yedim. Tabi aynı şekilde uç tarafı da yemek zorundasın. Yani burada bir santim bıraksan yetiyor. Bundan sonra bunu yaptım. Şu an yapılmış hali bu. Ve namlu inanılmaz hafifledi. Yani sadece şu boruyla hemen hemen aynı. Yani bu bir de 50 santimlik bir boru. Bu 70 santim namlu. Ve port mort üzerinde şu an. Gördüğünüz bir tek şu eksik. Son işlem bu kaldı. Şimdi namlu falan takılı değil. Şimdi ben bunu yaptım. Yapıştırdım portlarını. Ondan sonra şimdi bir tek işlemi kaldı. Bunu yapmadım çünkü bu şu port kısmı sökülmüyordu. İç namluyu da kullanılmaz hale getirebilirim diye. Bunu kullandım çünkü namluyu buradan sokabiliyorum. Çünkü öbür taraf yapıştı. Burası da yapıştı. Sökemiyoruz. İmkansız. Madem buradan takabiliyorum dedim böyle yapayım. Bunu taktık. Tek işlemi bu kaldı. Portu buraya vidalayacağım o kadar. Ona da geçen çok fazla loktaç sürmüşüm. Biraz sökmem zaman aldı. Uğraştırdı beni. Ondan sonra bu şekil bunu vidaladıktan sonra bir deneyeceğim. Eğer çok güzel olursa yani sonuç alırsam ayrıca bu tüfeğe tam oturuyor. Bir miktar kalın geliyor. Şuradan takarken yağlarsanız bir sorun olmuyor. O ringlerden geçiyor. Ve inanılmaz hafif oldu ve çok sert oldu. Şimdi son işlem olarak bunu da yapacağım. Artık denemesine kalacağız. Bunu paylaşayım dedim. Sizin yanınızda son işlemini de yapalım. Çok az süreceğim. Geçen çok fazla sürmüşüm. Ay gene çok gitti. Bu da böyle bir şey. Bunu bir silmem lazım. Çok fazla olunca sorun oluyor arkadaşlar. Çıkarmak bayağı bir problem oluyor. Dişlerin arasında kalsın yeter. Evet. Evet arkadaşlar işlem bu kadar. Bir tek o-ringlerini takacağız. Ve işlem bitecek. Namlumuz bu. Bakacağım. Yani bence sonuç alırız.
paylaşmak için videosunu da çektik. Bakalım sizinle paylaşacağız. Hayırlı işler, hayırlı günler.